Evet, arkadaşlarım, sayın takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Şu şekilde sizlerle bugün şöyle ham incir reçeli yapacağız arkadaşlar. Bunlar benim köyden rahmetli anneannecimin evinin önünden topladığım ham incirler. Bunlar deli incir arkadaşlar. Normal bildiğimiz incir gibi değil yani. Bunlar ermiyor arkadaşlar. Ermeye başlayınca dökülüyor, yenmiyor yani. Bunların sadece reçeli oluyor arkadaşlar. Bugün bunların reçelinin yapımını göstereceğim size. Şöyle bakın, iki ağaçtan çıktı bu. Bu şu biraz daha uzun duruyor bakın. Şunlar daha armut gibi duruyor. Bunlar annemgilin oradan bahçeden topladığım, yani derenin kenarında kendi halinde çıkmış incir bunlar. Normal hani ermiş incirler değil. Şu an tam deli incirlerin vakti zamanı arkadaşlar. Şu yuvarlak olan da rahmetli anneanneciğimin evinin önünde topladığım incirler. İki çeşit incir var burada ama ikisini de aynı yapacağım. Burada karışık. Ve bu kadarını yapacağım arkadaşlar. Yaklaşık burada 2 kilogram incirimiz var. Yaklaşık 2 kilogram da şeker katacağım buna. 2 kilograma yakın şeker katacağım. O aşamasını da göstereceğim size. Şimdi bunları ayıklayalım. Hatta şurada benim biraz daha poşetim de var. Bunları daha sonra yapacağım arkadaşlar. Şimdi çok fazla olmasın. Size hem çekeyim hem göstereyim amaçlı. Şimdi ben burayı şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Şöyle bakın. Ham incirlerimizi şu şekilde başına alıyoruz. Kabuğunu soymayacağım ben. Kabuğunu soymadan yapacağım. Bakın şunlar da biraz armut gibi olan incirlerimiz. Şu şekilde incirlerimi şöyle uçlarını alıyorum. Eğer ki arkadaşlar hani alerjiniz varsa dikkat edin. Çünkü şuradan süt çıktığı için genelde ben toplarken benim ellerim çok kaşındı. Yani eldiven giyebilirsiniz. Şu an ben elimin ucunla yapmaya çalışıyorum. Eldivenim kalmadığı için. Şöyle. Bakın. Bir püf nokta daha vermek istiyorum arkadaşlar. Eğer ki elinizde sil varsa, bu incirin sütünü arkadaşlar olduğu gibi sihirin üzerine basarsanız bu incirin sütü sihiri geçirir derler arkadaşlar. Ne kadar doğru bilmiyorum ama bunu deneyebilirsiniz. Hiçbir zararı olacağını zannetmiyorum. Şu şekilde şöyle alıyorum ben incirlerimin ucunu. Bir taraftan da ocağa iki tane tencere koydum ben. İki tenceremi birden koyacağım, kaynatacağım. Ve şimdi ben bunları çatalla da deleceğim arkadaşlar, acı suyunun iyice gitmesi için. Şöyle. Bu şekilde yapıyorum. Ve şimdi çatalla deleceğim arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle bakın, şu alt kısmına şu üç tarafı kestim. Buradan da acı suyu akacak arkadaşlar. Şu alt kısmından da şöyle alt kısmını şöyle çatalımı batırıyorum. Şöyle. Hem de bunun suyunu sıktığımız zaman suyunu çek kaynayan suyu çekmiş olan suyu sıktığımız zaman buradan akacak arkadaşlar. Şöyle bir tane ya da iki tane şöyle çatalla alt kısmından deliyorum. Şöyle. Dediğim gibi eğer ki sütüne alerjiniz varsa dikkat edin. Çünkü ben toplarken ellerim kaşınmıştı benim. Şöyle, evet, çapraz şöyle altına çatalla delik açıyorum şu şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar şu anda tam mevsimi, deli incirin mevsimi şu anda. Normal bu yediğimiz incirlerden değil yani tatlanmıyor bunlar. Bunlar olmuyor arkadaşlar. Böyle gökken ermeye başlayınca dökülür bunlar. Yenmez. Böyle incir olursa, reçel olur sadece. Bu şekilde incirlerimin hepsini yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde incirlerimin hepsini yapacağım. Sonra kaynatmaya geçeceğiz. Evet arkadaşlar bakın. Bakın. Şu şekilde ben hepsini altlarını şu şekilde çatalla deldim. Üst taraflarını da kestim ve sütleri akmaya başladı. Bakın. Şimdi bunları sıcak suyun içine atacağız hep beraber.
Evet, şöyle kaynayan sularımın içine şöyle incirlerimi atacağım artık. Şöyle. Şöyle biraz azaltayım, birden dökmeyeyim. Evet, ellerimi kaşındırmaya başladı bile benim sütü şu anda. Şöyle buna biraz daha atacağım. Bu tencerem büyük olduğu için. Evet, şimdi bunu da kalanını da diğer tencereme döküyorum. Ve şöyle tenceremden biraz daha küçük bir kapak koyuyorum ve incirlerimin aşağıda kalmasını sağlıyorum. Ve şöyle bir dakika. Evet, onlar kaynadıkça aşağıya çökecekler. Şöyle arada kontrol edeceğim. Kapağını kapatıyorum. Ve bu tencereme de aynı şekilde yapıyorum. Ve arada kontrol ederek bu şekilde arkadaşlar tam 10 dakika kaynatacağım. Ne kadar kaynattığımı tekrardan göstereceğim size. 10 dakika şimdi kaynatacağım. Duruma göre ben size ne kadar kaynattığımı göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tam ben şu an 11 dakika kaynattım. Şu tenceremi önce kapattım. 1-2 dakika önce. Şöyle alayım kapağımı. Kapağımı bir de arkadaşlar, ben biraz önce ters kapatmıştım, durmadı. Böyle ters çevirdim kapağını ben. Anca öyle bastırdı incirlerimi. Evet, kapaklarımı aldım. Bunun altında kapatıyorum. Ve hemen şuraya soğuk su koydum arkadaşlar ben. Bu suyu sık sık değiştireceğiz. Şöyle şimdi soğuk suyuma aktaracağım bu incirlerimizi. Bakın hemen sudan çıkınca bakın hemen buruşuyorlar. Hemen bunları soğuk suya alıp şoklatıyorum. Suyunuzu sık sık değiştirin arkadaşlar. Şöyle. Şu şekilde. Şu tenceremi de alacağım. Kırklar kullanmışlar. İçine buz da koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ben incirlerimi şuraya aldım. Bakın şöyle bunlar biraz daha şoklana dursun suyun içinde. Hemen şimdi şerbetini ayarlayalım. Şimdi şu şekilde 2 kilogram toz şeker koyuyorum arkadaşlar ben. Yaklaşık 2 kilogram kilograma yakın incirim vardı. 2 kilograma yakın da şeker koyuyorum. Şöyle. Bu da 1 litre suyun. Tekrar 1 litre daha koyacağım. Şöyle. 2 litre su koymuş oldum arkadaşlar. 2 litre su koydum ve 2 kilogram da toz şeker koydum. Şu şekilde 2 kilogram da toz şeker. Ve şimdi bunu ocağıma kaynatmaya alıyorum. Evet arkadaşlar. Artık şöyle ben incirlerimi sıkmaya başladım şu şekilde. Bakın iyice sıkıyorum ve şu şekilde buruşuyorlar. Şöyle bakın. Bunu sıkıyoruz ve içinde hiç su kalmıyor arkadaşlar. Yavaş yavaş sıkın ki patlamasın incirimiz. Şöyle. Bunlar böyle tek tek sıkıyoruz. Biraz meşakkatli oluyor ama gerçekten lezzeti çok güzel oluyor. Bakın bunu zaten şekerli suyun içine atınca, kaynatınca, reçel gibi yapınca bunlar şişecekler tekrardan.
Bakın ne kadar şişler şu an. Bunları yavaş yavaş sıkıyoruz. Şu şekilde suyunu çıkarıyoruz. Bir taraftan da şerbetimi koyduğum kaynıyor. Az sonra içine 2-3 tane karanfil ve birazcık da limon tuzu koyacağım arkadaşlar. Bakın şu şekilde şöyle göstereyim. Şu şekilde ben bunların hepsini sıkacağım arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş, yavaş yavaş sıkıyoruz ki patlatmıyoruz incirlerimizi. Suyumu da bu arada ben 2 kere değiştirdim arkadaşlar soğuması için. Bakın iyice sıkıyorum ve patlamıyorlar. Bakın şu şekilde. Bu şekilde içinde hiç suyu kalmıyor arkadaşlar. Bu şekilde incirlerimizin hepsini yapalım. Evet arkadaşlar şöyle kızımın yardımıyla el birliğiyle şöyle incirimizi bitirdik. Bakın şu şekilde. Şöyle hurma gibi oldular. Bakın şu şekilde göstereyim. Şimdi bunu kaynayan suyumuzun içine atacağız artık. Evet. Benim şu şekilde şerbetim kaynıyor arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Şu şekilde 3-4 tane limon tuzum var. 4-5 tane de karanfilim ve şöyle birazcık da kabuk tarçınım var. Şöyle şu küçüklükte. Bunları da atıyorum şerbetimin içine. Şerbetim yaklaşık bir 10 dakikadır falan kaynıyor. 10 dakikadır kaynayan şerbetimin içine artık şöyle incirlerimi yavaşça ilave ediyorum. Evet. Bu şekilde. Şimdi zaten bu incirlerim hani kıvamını alacak ve şişecekler yani şerbetini içine çekecekler. Bu şekilde kıvam alıncaya kadar kaynatacağım arkadaşlar. En son zaten kıvamını göstereceğim sizlere. Evet, artık kaynamaya bırakıyorum. Yaklaşık bir 5-6 dakikadır kaynıyor şöyle. Arada şöyle kıpırdata kıpırdata. İncirlerimizi bakın incirlerimizin hepsi şu an şerbeti çekmiş durumda. Daha şerbetimizin kıvamını almasına daha var. Kıvam alıncaya kadar bu şekilde kaynatıyoruz. Evet şu şekilde arkadaşlar benim kaynamaya devam ediyor hala. Şöyle benim şöyle göstereyim bardakta 4-5 tane siyah tut koyacağım arkadaşlar. Ben renk versin diye şöyle. Rengi beyaz olmasın diye şöyle bakın şöyle hafif suyu kızarsın istiyorum ben şöyle en son size göstereceğim şöyle 5-6 tane karadutum vardı benim dolapta şöyle 5-6 tane karadut'tan koydum evet şu şekilde reçeliyim oldu arkadaşlar artık şöyle göstereyim size şöyle rengini göstermek istiyorum şöyle şuradan şöyle bir bakalım nasıl olmuş kıvamına bir bakalım şöyle kıvamı olmuş arkadaşlar bunu soğuyunca iyice koyulacaktır evet artık bakın hem şöyle köpürmeye başladı reçelim artık kıvamı iyi bunun altını kapatıyorum artık. Evet arkadaşlar şöyle benim ham incir reçelim oldu arkadaşlar. Şöyle bir kıvamına da bakalım isterseniz. Bakın içine olduğu gibi şerbetini çekti. Kesinlikle ne bir acılık var ne bir başka hani... Gerçekten çok güzel oldu. Yapıp yiyecek olanlara afiyetler olsun arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir videomu. Beğendiyseniz bir başka videomda görüşürüz inşallah. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.